Şimdi Adem yokken, Adem klinikteyken, daha yarışmıyorken Batuhan'ın Batuhan'ın %65'le oynadığını biliyoruz, hatırlıyoruz evet. değil mi? 65-70'lere yakın. Seçmelerde Batuhan ön planda. Best of'larda Batuhan ön planda. Adem geldikten sonra Batuhan'ın performansı %53'lere düşmüş. Yani bu demek ki Adem geldikten sonra yaklaşık Batuhan %30'la oynuyor. Şimdi Adem odadayken Batuhan, Adem odadayken Batuhan. Dolayısıyla Adem'in varoluşuyla mı alakalı bilmiyoruz ama böyle bir performans düşüklüğü yaşıyor şu an Batuhan. %10'la oynuyor hatta Adem Yani şu an e, Batuhan'ın parkurlarda nispeten düşüşünün nedeni adam seçmelerinden olabilir mi? Buna bakmak lazım. Çünkü önceden Batuhan istediğini seçerdi. İstediği iki kişiyle oyuna çıkardı. Ve kendi özgüveniyle beraber daha da yüksekti. Şimdi seçimini de bazen alamıyor. O özgüven kaybetmesi de olabilir. Yaşı da genç bir arkadaş. Acaba diyoruz. Bu seçmelerden mi kaynaklanıyor ve Batuhan'ın açıklamaları. Adem oyuna çıkarken sürekli Adem seçsin diyor Nagihan. Ee, neden, neyin planıdır bu diyor. Ve sen ortanın üstünde birini almalısın ki orayı kırmalısın diyor. Ben burada şimdi Gökhan'a da şöyle katılıyorum. Sen oynarken, Adem yokken sen ortanın üstünde birini alıyor muydun seçmeklerini? Almıyordun. Şimdi senin yapmadığın bir şeyi sen şimdi Adem mi bekliyorsun? Halbuki söylediği şey doğru bir şey. Doğru bir şey. Eğer Aslında gerideyseler Hakan da %100 doğru bir şey söylüyor. Eğer takım gerideyse ki bugünlerde genelde bu takım geride özellikle erkeklerde. Adem'in, Batuhan'ın veya her kimse orada iyi yarışmacı olarak o gün kimse ve gerideyseler alması yapması gereken şey oradan iyi bir yarışmacıyı alıp kırmak ki öne geçmek. Evet. Ama ben bunu şu an Adem'de görmediğimiz bir günde Batuhan'ın bunu uyarmasıyla Batuhan'da da görmediğimiz için acaba diyorum. Yani bu takım hatayı burada doğru bir yerde belki buldular ama düzeltmesini nasıl yapacaklar? Ve Batuhan'ın ee, neden acaba bu kadar Adem varken düşüşünü araştırmak lazım. Ben buldum alakalı. onu. Bence neden biliyor musun? Ee, bir kere Adem geldikten sonra ne değişti? Evet ünler oyun kazanamıyordu hala kazanamıyorlar. Evet kazanamamalarına rağmen %65 ile oynayan iyi bir Adem var ama daha da önemlisi Adem takımda sazı eline aldı. Hem adada hem oyunlarda daha çok böyle taktik veren seçmelerde herkesin yüzünün döndüğü kişi oldu ya. Batuhan aslında biraz e, bu durumların özgüveninden beslenen bir karakter. Yani Batuhan evet. şunu istiyor. Hı hı. Ben her zaman manşet olayım. Ben ne kadar manşet olursam, çok güzel bir şey bu arada, ne kadar manşet olursam o kadar daha yükselirim, daha iyi olurum oyunlarda. Ama Batuhan ne zamanki karar merci olmak noktasını Adem'e kaptırdı, evet. o zaman Batuhan sindi, Ben sindi, evet. Şimdi şöyle, sindi, tabii sindi süper. ve bir anda şu an oyunlarda da kaybetmeye başladı. Şimdi, pazartesi oyunu. Evet. Dokunulmazlık oyunuydu. Geday Batuhan'ı seçmiş ilk oyunda. Yine Batuhan 2'de 0 yapmış o yüzden söylüyorum. Sonra da Berkan Batuhan'ı seçmiş ikinci seçmede. İlk seçmelerinde. Burada kimse bir şey yapamaz zaten Batuhan seçilmiş. 2'de 0 yapmış. Karşı takımda en iyi iki oyuncusuyla oynamış kazanamamış. Tamam. Salı oyununa geldim. Dönmeli silindirli oyundu değil mi Salı günü oyunu? Batuhan ilk seçmesinde Hikmet'i seçmiş. Ki doğru bir seçme. Hikmet ağır arkadaşları getiremez. Zaten getiremedi. Gibi düşünür. Batuhan kazandı. Süper. Bir de birini yaptı. Sonraki iki seçmesinde Batuhan iki kere Arda'nı seçmiş. Yine Batuhan seçiyor. İkisinde de kaybetmiş. Yani sen Arda'nı yine seçebiliyorsun. Seçmiş de Arda'nı. Kaç kaçken seçmiş mesela durum? Ben sana söyleyeyim. Ee... Öndeler mi geri? Hayır. Vermiyor. İlk oyunu zaten seçiyor. Arda'nın en iyi oldu oyunda. Evet. Yani çünkü eğer 6-3 geridelerse Batuhan Hikmet'i yenmişken bu risk alıp iyi birini seçmiş lazım mesela. Yani Batuhan Arda'nı seçmiş iki kere işte. Yani 3-6 gerideler, 3-5 geridelerken, 5-3 geridelerken Batuhan Arda'nı seçmiş, yenilmiş 6-3 olmuş. İşte aslında orada e, hani Batuhan kendini iyi görüyorsa, evet, iyi bir yarışmacıyla kırıp Arda'nı kendine göre daha zayıf toplamış. Işte göre çok değişiyor. Yani Adem'e de kötü oyuncu dediler. İşte Arda'n da o gün, gün Adem'i yendi. Yani sen kötü bir yarışmacı seçtiğini düşünüyorsun. Arda'n Adem'i yendi. Demek ki hepsini yenebilmiş Arda'n o gün. Bu arada şöyle yani bir şey de da düşünmek var. lazım. Ee, yani çok ben... Arda'n üzerinden oldu bu konuşma ama biraz o taraf öyle düşünüyor diyor diyorum al Ardahan iki kere seçmiş Batuhan Salı günüki oyunda. İkisinde de yenilmiş. Evet, yani... Ama o gün Ardahan ekstra bir ekstraydı. O ya da arada... o, ya da Ademle bu tartışmanın geçtiği günde Adem ardanı seçiyor ve yine Ardahan yeniyor zaten. Evet. Yani bu konular işte biraz böyle çok matematik olmayan konular. Günler ama Boranın gelmesi de biraz rahatlattı. Çok yani. rahatlattı. Çünkü Boranın şöyle bir özelliği var. Bir kere Bora gerçekten parkur olarak şu an e, şu anki performansıyla en biri e, herhalde ilk üçe giriyor. Zaten yüzde birinci olarak da yetmişle yani Berkan'la beraber maça çıktı. birinci. Çok sayılmaz o. Şey 25-30 maçtan önce söylemem ben. İki mağlubiyetini ben saymıyorum Bora. O da şey zaten. iki evet, mağlubiyetini mağlubiyet. saymıyorum. Bora'yla alakası şey. 7'de bir şu an. Aslında 8'de yedi yani. yani evet sekizde sekizde Bire bir, bir tamamen bire bir de 7. Getiremedikleri için. Evet. Hani gelmedi atış görmedi e, kaybetti. Evet. Yani şuna geleceğim. Bora şimdi iyi bir yarışmacı ve Bora'nın şöyle bir özelliği var. Her zaman bunu hani e, izlerken de söylerdim. E, Bora Karşıda böyle kalkıp da zayıf birini seçeyim falan noktasında hiç zaman olmaz. Güçlü güçlüyle oynayayım. Hem bana antrenman olsun hem de yenersen de iyi bir yarışmacı yeneyim. Öyle hani buraya şey yapmaz. hep bak Boraya bakın şeyde fark etmez abi. Böyle bak şöyle bir hareket evet. vardı. Şöyle bir şey yapar. Ama küresel. hakkını da savunur gerektiği yerde. Yani e ben oyununu beğeniyorum Boranın. Hakkını savunur gerektiği yerde. Ama dediğin gibi böyle iyi yarışmacılarla oynarsa da mutlu olacak bir e, yarışmacı gibi hissediyorum. Burada dikkatinizi çekti mi? Hangi gün Salı günü yine şey dedi. 7 dışarıda kaldı dedi. Yine Batuhan'a 7 diye şey yaptı. Acaba 7'nin dışarıdaki karşılığını ya da Batuan'ın e, Batuhan'ın bunu alınacağını bilmeden mi konuşuyor? Ben onu çok merak ediyorum. Ya ben bilmiyorum. 7 dışarıda kaldı dedi ya. Net altyazı geçti çünkü. Bak 7 dışarıda kaldı dedi. Hani sanki 7 böyle güzel bir lakapmış gibi Batuhan'a söyledi bunu. Dikkat Bu ettiniz mi ona? Geçen konuştuğumuz konu oluyor. Ben, yok, ben geçen seneyi bitirmesi. 2020 geçen Net 2020. olarak bench'te 7 dışarıda kaldı dedi. Bir kere zaten onu diyerek Bora Uğurlu sayımı yazdım demesini çürüttü. 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 Çünkü sen demek ki Batuhan'a 7 diyorsun. Bak Batuhan'a 7 diyorsun ki yedi dışarıda kaldı diyor orada. Başka neye 7 diyebilir ki? Batuhan da dışarıda kalan. Hmm. Bir kere demek ki oradaki o gönderme Batuhan'aymış. Eğer öyle bir şey varsa evet. Net. Altyazı geçti ya. Bilmiyorum sevgili seyirciler izleyen varsa Batuhan, Batuhan fanları şey, falan. Batuhan'a şey gelmiş. Yazabilir Bora. mi son fotoğrafımızın altına? Bora şey gelmiş o zaman. Batuhan'a karşı... Değil, Batuhan'a karşı bir ön yargılı geldi. Ön yargılı geldi. Evet net olarak Onu gelmiş. o zaman o gözle de izlemek lazım tabii bundan sonra. Bora ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Performansı süper. Ee, iyi, hızlı. Hatta ben ne demiştim? Deniz oyunda mesela Bora'yı gönderdiğiniz zaman Bora olsaydı belki de bu iş böyle olmazdı. Evet. Deniz evet, oyunda evet. çok hızlı bir yarışmacı bildiğimiz kadarıyla dedik. Bora'nın bir de takıma kattığı başka bir şey var. İnanılmaz takım oyuncusu. Evet. Mesela az önce Ogede için dedim ya <laughs> takım oyuncusu. <gülüyor> yani <gülüyor> takım için <laughs> elinden geleni yapıyor, tezahürat yapıyor. işte açıklarını arıyor parkurun. Kadınlara bir şey veriyor, taktik veriyor. Aynı şeyleri şu an Borada da görüyorum. Düşürmemeye çalışıyor, takım oyuncusunu kaybedenin yanında oluyor. Devamlı oyun içerisinde tezahürat yapıyor. Doğru. Bak dikkat ediyorum. Boran'ın artı bir özelliği de o mesela. Bana göre çok doğru bir transfer. Bir de çok Ama olgun bir insan. Ünlüler az kalsın dün akşam onu kaybedecekti mesela. Evet. E şimdi mesela şimdi bu performansı veren <laughs> Bora bu saatten sonra olmasa ne olacak dünler takımda? Tam böyle yeni kan gelmiş. Bir Takımı yükselten, hem kenardan desteği hem parkurdaki hızı hem parkurdaki becerisi çok yüksek. E sen bu adamı gönderiyorsun sürgüne. Sen bu adamı gönderiyorsun belki de Türkiye'ye. Bu mu yani? ünler takım şimdi zaten devamlı kaybediyorsun. Böyle bir değeri senin değerlendirmen lazım ya. Bunu bir kullanman lazım. Ama... İşte orada diyorlar ki Şata ben gitmeyeyim de sürgün adasına. Kimse, kimse taşın altına elini koymuyor. Yani e, atıyorum Nagihan da sakat. Nagyana yazamıyorlar niye? Çünkü Nagihan dönerse. Hepsini mıncırır. Bu arada mıncırma demişken şuraya da geleyim. E, dünkü Yunus Emre Hikmet cezasından sonra ben şunu net olarak söyleyeyim. Bence Nagihan da ceza almalıydı bu arada. Çünkü Nagihan'da bir temas da var bakın. Yani ne olursa olsun acıttı veya acıtmadı. Ya. Morarttı ya da morartmadı. Nagihan niye ceza almadı mesela? Tişörtünü çektim ben dedi. Her temas Nasıl olmuş. tişörtünü çekti? Öyle ya. tişört mü çek mi olur? Bir kere hamle var abi. Gidiyorsun Avukat, böyle yapıyorsun. Avukatı güçlü tutmuş. Ben kabul mı? etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Abi biz de, de ceza beklemiştik zaten orada da. Ya olabilir İçeriz. demiştik. Olmadı. Yani e, dediğin gibi olabilirdi ama olmadı. Çok hani büyümedi bu olay. Hı hı. E, tatlıya bağlandı demeyeyim ama yani aynı e, şekilde aralarında bir gerilim de kalmadığı için verilmedi yani ceza. Ama Nagihan burada ceza almadığı için bende her zaman bu olay hatırlanacak. Çünkü şu an Nagihan bu dosyayı kapatmadı benim için. Çünkü orada yapılan bir yanlış var. abi.